Bismillahirrahmanirrahim. Babur radil yeşukku fi salati fela yedri esselatu salla emerga. Şimdi bab kelimesi mudaf. Er-racülü yeşukku fi salati. Bunun cümlesi de mudafındı. Onun için er-racülü ötür okunur. Er-racülü bir adam. Öyle adam ki yeşukku fi salati namazında şek eder. فَلَا يَدْرِي bilmez ki اَتَلَاتًا صَلَّا üç mü kıldı اَمْ اَرْبَعًا dört mü kıldı. İşte bunun babıdır. Bir adam üç mü kıldı, iki mi kıldı, dört mü kıldı, en çok birinden iki de şüphe eder. Sonra ikiyle üçte tehiyyat oturdum, oturmadım, hele benim gibi olursa namazı boyuna Muhammed Efendi koltuğuma dürter. Han ziyade kıldı, han noksan kıldı, maşallah. Şimdi kaide ne? Yakın üzerine mi bina edecek? Yoksa şek ettiği vakitte iki secde yapacak? Bu kafi gelecek mi? Ulemanın bir kısmı diyor ki namazında şek ederse secde-i sehvi yapar, iki secde yapar, kafi. Bazıları da diyor ki yok, yakın üzerine bina eder. Az üzerine yani. Çok kılar, hatta ziyadede şekki şüphesi olsun. Mesela iki mi kıldı, üç mü kıldı? İki itibarisi. Üç mü kıldı, üç mü kıldı, dört mü kıldı? Üç itibarisi fazla kılsın. Bu ikinci mezhep. Bazıları da diyor ki hayır. Arar, düşünür. Fikri galibi hangi taraftaysa öyle amel eder. Yok, fikri galibi yoksa o vakıpta egel üzerine iptina eder ki yakin odur. Üç mezhep var. Sonra secde-i sehv, selamdan evvel mi yapılır? Selamdan sonra mı yapılır? Bu da ayrıca bir bahis. Bazıları demiş selamdan evvel, bazıları demiş selamdan sonra. Selamdan evvel yahut da sonra bu ihtilaftan başka secde-i sehv yapıldıktan sonra teşehhüd okunacak mı, okunmayacak mı? Bazıları diyor ki teşehhüd yok. İki secde yapar, selam verir. Bazıları da diyor ki hayır, teşehhüd okur. İşte bu derste bunları beyan edeceğiz. حدثنا محمد بن علي بن محرز قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا أبو زماعة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هزرة أبو هريرة بيرد لك في عنبر فلم صلى الله عليه وسلم در رواية ديورك في عنبر فلم بيرد إذا جاء أحدكم الشيطان İza ca'a geldiği vakitte ahadeküm sizden birinize eşşeytanı şeytan geldiği vakitte fehallete aleyhi karıştırırsa, tehlit ederse aleyhan üzerine salatehu namazını karıştırırsa felâ yedri o adam da bilmezse kem sallâ kaç rekat kıldı. Demek ki karıştırmak neden oluyor? O vesvese unutkanlık şeytandan. Ve ma ensanihu ille şeytanı dediği gibi Musa aleyhissalâtu vesselâm'ın fetâsi. Niçin sen balığın burada suya aktığını haber vermedin? O da ne dedi? وَمَا أَنْسَانِيهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ Şeytan beni unuttu diye. Namazda da bu vesvese kimden geliyor? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki şeytandan. Şeytan gelir, namazda teşviş eder, vesvese eder de rek'atın sayısını unutturur ise ne yapın? فَلْيَسْجُدُ secde etsin. Secdeteyni iki secde etsin. وَهُوَ halbuki o adam da carisün oturucudur. Yani oturduğu yerde hiç ayağa kalkmasın. Namazı bittikten sonra iki secde yapsın. Selamdan evvel mi sonra mı? Bu hadiste o zikredilmiyor. Yalnız iki secde kafi geliyor. Bundan o anlaşılıyor ki böyle bir vesvese olursa iki secde yapar kafi gelir. Haddesena Yunus'u kâle ahberene ibn-i Vehbin enne maliken haddesehu an ibn-i Şehabin an Ebi Selamete عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أين بن مسلم حضرة أبو هريرة رواية ذلك حدثنا إبراهيم بن منقف قال حدثنا إدريس بن يحيى عن بكر بن مضر قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي شهاب فذكر بإسناده مثله evet yine Ebu Şahab'dan eynen bu hadisi şerifi başka bir senette zikretti. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ebu Davud'a kâle haddesena Hişam'a an Yahya ibn Ebi Ketir an Ebi Selamet'e an Ebi Hureyre'te radıyallahu anh
Yine Hazreti Ebu Hüreyre'den rivayet olunuyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ sizden biriniz namaz kıldığı vakitte فَلَمْ يَدْرِي bilmezse ki اَثَلَاسَنْ صَلَّى اَمْ اَرْبَعًا üç mü kıldı, dört mü kıldı ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ sonra yukarıdaki hadisi şerifi misli zikretti. Yani şeytan gelir onun namazını böyle taklit eder, karıştırır da üç yahut dört kıldığını bilmezse iki secde yapsın. İki secdeyle mesele tamam oluyor. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة ثم ذكر بإسناده مثله محمد بن عبد الله ده أين بحديث شريف başka bir senetle zikrediyor. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة فذكر بإسناده مثله yine Ebu Seleme'den bu hadisi şerifi rivayet ediyor. Bu da başka senet. Haddesene ibn-i Merzuk'un kâle haddesene ibn-i Yunus kâle haddesene Ekrimetü ibn-i Ammar kâle haddesene Yahya ibn-i Ebi Ketir kâle haddesene Ebu Selamete kâle haddesene Ebu Hüreyre'te radıyallahu anh an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misleri. Yine Ebu Selamete'den o da Hazreti Ebu Hüreyre'den bu hadis-i şerifin aynen mislini rivayet ediyor. Ve zâde sümme yüsellim. Fakat bu rivayette sümme yüsellim'in ziyade var. İki secde yapsın, sonra selam versin. Öyleyse demek ki selam, secdeler selamdan evvelmiş. Yani mutlak mukayyede hamledilir ya, yukarıki hadis mutlak, selam secdelerdi. Selamdan evvel mi, sonra mı? Bunda selamdan evvel, selam sonra. Öyleyse mutlak mukayyede hamledilir, yukarıdaki hadiste de o itibar edilir ki evvela secdeleri yapacak, sonra selam verecek. حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية يعني حضرت أبو هريرة دن geliyor. أبو هريرة buyuruyorlar ki صلى الله عليه وسلم buyurdular قال إن الشيطان شيطان اِذَا سُوِّبَ بِالصَّلَاتِ اِذَا سُوِّبَ nida edildiği vakitte, çağrıldığı vakitte بِالصَّلَاتِ namaza. Namaza ne ile çağrılır? Ezan ile bir de ikamet ile. Evet. وَلَّا şeytan kaçar. Ezanı yahut da ikameti duydu mu? Kaçar. وَلَهُ طُرَاتُ hem de yellenerek. Durat, yani Türkçe'de yellenmek. Yellenerek ki yani o yellenmesinden duymasın diye. Güya kendi o yellenmesi ezanın sesini kulağına getirmemek için. Kaçar hem de yellenerek feyze ukimeti salat. Namaz ikame olundu mi, ezan kamet bitti mi döner gelir. Yeltemisu arar, el hilate karıştırmayı arar. Artık kertlere vesvese verecek, teşviş sokacak. Hilat مصدر خالت يخالت مخالطة وخلافة. Evet. مفعل بعضهم. فإذا أتى أحدكم شيطان sizin birinize geldiği vakitte mennahu ona ümniyeler getirir. Hatirinde yapacak şeyler, bina mı yapacak, para mı kazanacak, ticaret mi yapacak. Yani yapacağı işleri onun hatirine getirir. وذكر فَإِذَا وَجَدَ ذَٰلِكَ bunu bulduğu vakitte اَحَدُكُمْ sizden biriniz böyle şeytanın vesvesesi sizden birinize karışırsa فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسْ oturduğu yerde iki secde yapsın. Şimdi şeytan namazda insanın hatırına gelmediği şeyleri getirttirir. İmam Ebu Hanife radıyallahu anh'a bir adam gelmiş, ya imam demiş ben bir yerde bir para sakladım. Fakat paranın yerini unuttum. Ben bunu nasıl bulacağım? Demiş ki iki rekat namaz kıl gel. Paranın yerini sana haber vereyim. Adam gitmiş namaza başlamış şeytan hatırını getirmiş. Parayı filan yerde sakladım diye. Hatırını gelir gelmez namazı boşlamış boşmuş. Ya imam demiş
hatırıma geldi. Nerede hatırına geldi? Namaza başlayınca hatırıma geldi işte demiş şeytan. Ben sen iki rekat namaz kıl, keşke o namazı ikmal edeydim. İkmal etmedim, bozdum. Çünkü İmam Ebu Hanife biliyor ki illa şeytan onun namazını ifsad etmek için ihtiyacı neydi? Paranın yerini bilmek. Onu paranın yerini hatırına getirir, namazını bozsun. Sen de bir şey unuttuğun vakitte hatırına gelmezse namaza dur. Hemen hatırına gelir. Şeytan o namazı bozma için hemen senin hatırını getirir. Ya Allah. Haddesena Yezid ibn Sinan ve İbrahim ibn Merzuk قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz buyurdu اِذَا صَلَّا أَحَدُكُمْ sizden biriniz namaz kıldığı vakitte فَلَمْ يَدْرِي اَثَلَاثًا صَلَّا اَمَرْبَعًا üç mü kıldı, dört mü kıldı bunu bilmezse فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسِ oturdu o yerde iki secde yapsın. Selamdan evvel olduğunu da yukarıdaki rivayette, bir rivayette geldi. Yani selamdan evvel iki secde yapsın. قال Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذَا ulemadan bir kısmı buna sahip oldular. فَقَالُوا dediler ki هَذَا işte bu selamdan evvel iki secde yapmak حُكْمُ مَنْ bir kimsenin hükmüdür ki دَخَلَ عَلَيْهِ الشَّكُّ فِي صَلَاتِهِ namazında o adama şek dahil oldu. فَلَمْ يَدْرِ bilemedi ki اَزَادَ اَمْ نَقَسَ farz olan namazdan ziyade mi oldu noksan mı oldu? Mesela sabah namazında farz kaç rekettir? İki. Bu şek gitti. Acaba üç mü kıldı, dört mü kıldı? Evlede kaç rekat farzdır? Dört. Bu şek gitti. Bilmiyor. Acaba üç mü kıldı, beş mi kıldı? Böyle bir şek olursa öyleyse ne yapacak o adam? Yakın üzerine bina edecek, ekel üzerine bina edecek meselesi yok. Şek gitti. Hemen iki secde yapsın selamdan evvel. Tamam, onun namazı tamam. Bir kısım ulema böyle dediler. Evet. Secde secdeteyni ve huve calis. Oturduğu yerdeki secdeyi de sümme yüsellimi sonra selam verir. Leyse aleyhi gayru zalik. Bundan başka ona hiçbir şey lazım gelmez. Bir şey yok. Ve halefehum fi zalike aharun. Fakat diğer alimler bunlara muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki vel yebni belki o adam bina eder. Alel ekalli az üzerine. İki mi kıldı, üç mü kıldı? Şek ederse iki sayar. Üç sayılmaz. Üç mü kıldı, dört mü kıldı? Şekü şüphe ederse üç sayar. Yani azını alır ki az üzerine iptina edin. Çünkü o yakın. Üç mü, dört mü şüphe ettiği vakitte dördüncüde şekü şüphe var. Üçte şekü şüphe yok ki. Üç kıldığın muhakkak. Bu yakın. Yalnız dördüncüde şekü şüphe ediyor. Öyleyse üç sayar, dört kılar. Yahut da iki mü kıldı, üç mü kıldı? İki sayar. Onun üzerine iptina eder. Hatta يَعْلَمَ حَتَّى بِلْسِنْ كِ اَنَّهُ o adam قَدْ اَتَى getirdi bima bir şeyi ki aleyhi kendi üzerine olucudur. Kendi üzerine olan farzı getirdi. Yakinen yakinen getirdi. Dört reket, dört reketi kıldı. Yahut akşam namazında ise üç reket, üç reketi kıldı. Fazla kılmışsa fazla kılması zarar vermez. Bunlara göre fazla kılmışsa mesela dört değil de beş olmuş. Dördü tamam kılmış, bir rekatta fazla olmuş. Secde-i sehvi de yapmış. O da nafile olur. Ve kalu dediler ki leyse fi hadel hadis. Bu hadiste olmadı. Delilun delil olmadı ki ala ennehu o adam leyse alel musalli musalli üzerine olmadı. Gayru teyneyke secde teyin. O iki secdeden başkası yoktur. Yani birinci hadiste var ya Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edilen şekü şüphe ederse iki secde yapsın. Diyor ki o hadiste bir delil yok ki o adam iki secde edecek de başka kılmayacak. Evet, iki secde zikrediliyor. İki secdeden başka bir namaz kılmayacak diye hadiste bir şey yok. Delil yok. Gayru teynike. Gayru teyn. Ta ni teyni. Tesniye. Leannehu kad ruvi anhu sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildi. Ma bir şey ki kad zate ala zalik.
Bunun üzerine ziyade edilen, yani o iki secdeden başka namaz kılacağına dair de rivayet var. وَاَوْجَبَ عَلَيْهِ Kanun üzerine vacip kıldı, قَبْلَ السَّجْدَتَيْنِ İki secdeden evvel, o iki secdeden evvel ziyade edecek, vacip kılacak, o rivayetler de aşağıda gelecek. Bir adam şekki şüphe ederse, yakin üzerine bina etsin. Yani onu azmi itibar etsin, onun üzerine ziyade etsin. Bu rivayetler de var. Demek ki o iki secde sahibi değil. El-bina'u alel-yakîn. O da nedir? Yakın üzerine bina. Hatta yu'aleme bilinsin yakînen. Yakînen bilinsin ney? Zevâlu maşul bir şeyin zevâli ki kad kâne oldu, ulime bilinmiş oldu vücubuhu, vücubi aleyhi anın üzerine bil yakın. Anın üzerine yakînen vacip olan şeyin zevâli bilinsin. Önle namazında vacip olan şey nedir? Dört. Bu üç mü kıldı, dört mü kıldı? Şimdi bunu dörde itibar ederse bir rekette şüphe olur. Belki üç kılmış olur. O vakitte kendi üzerine vacip olan dörtü kılmamış oldu. Fakat onu üçe itibar eder de, onun üzerine iptina ederse, caiz ki üçü değil, bir daha kıldı, dört oldu, tamam oldu. Caiz ki dördü değil, bir rekat fazla oldu. Fakat dördü kıldı ya, kendi üzerine vacip olan dördü kılmış oldu. Evet. فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَٰلِكِ Peki diyor ki, iki secdeden başka ziyade bir şey de Resulullah Efendimiz ziyade etti. Diyor ki işte bundandır. فَمِمَّا وَلْ بِي شَيْدَنْدِرْ ki رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْدَنْ rivayet edildi. فِي ذَٰلِكِ bu mesele hakkında. مَا وَلْ بِي حَدِسْ ki حَدَّسَنَا bize rivayet eyledi Aliyyü ibn-i Şeybe. قَالَ حَدَّسَنَا يَزِيدُ ibn-i هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ الْمَكِّيُّ عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس'tan rivayet olundu ki kâle kuntu uzakiru ben müzakere ediyordum Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh Hazreti Ömer ile müzakere ediyordum emre's-salah namazın emrini namazın işini yani namazda şekkü şüphe ederse ne yapacak Hazreti Ömer radıyallahu anh ile müzakere ediyordum فَاَتَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ اِبْنُ عَوْفٍ عَبْدُ الرَّحْمَانِ اِبْنُ عَوْفٍ geldi. فَقَالَ buyurdu ki, اَلَا اُحَدِّسُكُمْ ben size rivayet edeyim mi? Hadisen bir hadisi. Öyle hadis ki, سَمَعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Hazreti Peygamber Efendimiz'den işittim. قُلْنَا biz dedik ki, bela rivayet eyle. Asıl bu vaka Hazreti Ömer radıyallahu anh, Abdullah ibn Abbas'ı çağırdı. Dedi ki, ya Abdullah dedi. Bir adam namazda şekkü şüphe ederse, iki mi kıldı, üç mü kıldı, üç mü kıldı, üç mü kıldı, dört mü kıldı, ne yapacak? Bu hususta Resulullah Efendimiz'den bir şey işittim mi? Dedi ki, ya emir-el müminim, ben işitmedim. Sen işitmedin mi? Dedi, vallahi ben de işitmedim ve sormadım da. Bunlar bunu konuşurken Abdurrahman ibn Evf geldi. Dedi ki, ne konuşuyorsunuz? Hazreti Ömer dedi ki, ben bu gençten, namazda şüphe ederse ne yapacak? Resulullah'tan belki bir rivayet işitmiştir. Sordum. Bunun bilmiyor. Bu hususta bir ilmi yok. Ben de Resulullah'tan bir şey işitmedim ve sormadım. Hazreti Abdurrahman dedi ki ben Resulullah Efendimiz'den işittim. Rivayet edeyim. Kabul eder misiniz? Onlar da ne dediler? Bela. Rivayet ederiz. Hatta Hazreti Ömer dedi ki senin rivayetine biz razıyız. Çünkü yalan söylemezsen, adil bir adamsan, Resulullah'ın ashabındansın. Ne söylersen ise bizim indimizde mekbuldur, razı oluruz dedi. Kale, Hazreti Abdurrahman ibn-i Evf dedi ki, eşhedü, bak tehditli getiriyor. Ben şehadet ederim. Yani kalbimle biliyorum, lisan ile de bunu söylüyorum. Şehadet neyle olur? Ha? Kalb ile ve lisan ile. Kalb ile tesdik, lisan ile ikrar. Eşhedü ben şehadet ederim ki enni semi'tu. Cümle ismiye ile getiriyor, iyice tehdit olsun diye. Enne ile de tehdit ediyor. Enni semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'i ben işittim. Yekulu buyururdu. İzâ sallâ ahadüküm. Sizden biriniz namaz kıldığı vakitte. Feşekkefin noksan. Noksanda şek ederse. Yani acaba noksan mı kıldım namazı? فَلْيُسَلِّ قِلْسِنْ حَتَّى يَشُكَّ حَتَّى شَكْ edinceye kadar ki ziyadeti, ziyade de şek edinceye kadar. Üç mü kıldım, dört mü kıldım? Şimdi bu
noksan kıldığında şek ediyor. Öyleyse kıl bir rekat daha. Üç mü kıldın, dört mü kıldın deyinceye kadar dört mü kıldın, beş mi kıldın ziyade de şek olur o vakitte. Dört kıldığın muhakkak olur da fakat beşte şek şüphe olur. Ziyade de şek şüphe olsun. Şimdi bu neye delalet etti? Ekel üzerine ittina etmek. Ekel üzerine bina etmek. Bir adam iki mi kıldı, üç mü kıldım şek ederse ne sayacak? İki sayacak. Çünkü iki yakın. Üç de şek olur. Üç mü kıldım, dört mü kıldım derse üç itibar edecek, ona göre kılacak. Hatta ziyadede şekkü şüphesin. Yalnız burada haşiyede rakam bir de alıyor ki lehu turafın. Yukarıda geçti ya. Ezan yahut da kâmeti şeytan duydu mi kaçar hem de yellenerek. Durat nedir? Arapça diyor ki huve rihun yahrucu min esfelil insan. İnsanın dübüründen çıkan bir yıldır. وَاَخْتَلَفُوا فِي سَبَبِ هَرَبِ الشَّيْطَانِ اِنْدَ سَمَعَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ دُونَ سَمَعِ الْقُرْآنِ وَالْذِكْرِ فِي السَّلَامِ Şeytan Kur'an okurken kaçmıyor. Namaz kılarken kaçmıyor. Zikir olurken kaçmıyor da ezan okunurken kaçıyor. Kâmet getirilirken kaçıyor. Sebebi ne? Ezan kâmet de zikir, Kur'an da zikir. Kur'an okurken kaçmıyor da ezan da kâmetten için kaçıyor. Diyor bunda ulema sebebinde ihtilaf ettiler. Min ehseni ma qila fihi. Herkes bir türlü bir şey söyledi. Fakat söylenen sözlerin en güzelindendir ki enne lil ezani heybeten. Ezan için bir heybet olur. O müezzin orada Allahu ekber Allahu ekber dedi mi kafirlerin kalbi bile duruyor orada. Hatta Allah rahmet eylesin Hasan Akkuş derdi ki bizim güzel bir sedali müezzinimiz var dedi. Okurken Ermeniler durur dinledi. Belki güzel ezanlar oldu. Ermeni, Rum bile durup dinliyor. Ezanın bir heybeti var. İşte bu heybetten dolayı da kafirler Avrupa'da ibadeti serbest bırakıyorlar, ezana izin vermiyorlar. Niçin? Ezanın bir heybeti var. Eğer oralarda da minarelerden ezan okunsa birçoğu kafirler Müslüman olmasına sebep olacaklar. Onu önlemek için dışarıda ezan okumasına mani oluyorlar. Evet, öyle bir heybet ki yeşteddü inzi'acu şeytani bi sebebiha. O ezanın heybeti sebebiyle şeytan münzi'ic olur, mutazarrir olur. Onun için kaçar. Lennehu la yekâdu yeka'u fil ezâni riyâun ve la gafletun inden nutku biha. İnsan Kur'an okurken riyâ için okuyabilir, gafletle okuyabilir. Fakat ezanda olmaz. Ezanda ne riyâ olur ne gaflet olur. Sebebinin birisi de bu. Evet. İyi, belki olur. Bir adam sedası güzel de sedasının güzelliği için bir riya olabilir. Ama o sedasının güzelliği için ezan değil. Ezanın kendisi neyse o. Bir de gaflet de olmaz. İnsan Kur'an okurken namaz okurken gaflet oluyor da ezan okurken hiç gaflet etmez. Dikkat edin müezzinlere. Siz müezzinlik etmediniz. 4 sene benim de müezzinliğim var. Hakikaten. Maşallah. Müezzinlikte gaflet gelmiyor. Çünkü orada şeyde tehlikeli bir yerde sen de. Bağlıyorsan sağa sola. Şimdi aşağıda evet. Var. Es-salatu hayrun minen nevmi falan oluyor bu adam. Hilafel Kur'an ve salat fe innen nefse tahturu fiha fe yeftahu şeytan ve babel vesvese. Evet. Kur'an namazda diyor şeytan vesvese kapılarını açık bulur da girer. Evet. Sonra hilat يَلْتَمِسُ الْخِلَاتِ يَلْتَمِسُ اَنْ يُخَالِدَ قَلْبَ الْمُصَلِّي بِالْوَسْوَسَ Vesveseyle insanın kalbini karıştırmayadır. لَاَنَّهُ لَا يَكَادُ Orada biraz nazar var. لَاَنَّهُ لَا يَكَادُ Yakın olmaz ki yakav. Vaku olmak yakın olmaz. Fil ezan-ı riyâ. Ezanda, riyada olması, vaku olması olur, yakın olmaz. Kur'an'da beğenmesi için okulu, ezanda olur ne olmasın? Ezanda olmaz. Ezanda herif minarede orada duruyor. Nereye edecek, ne gaflet olacak? Kur'an okurken gaflet eder. Okur ama hiç manasını düşünmeyerek. Sen namaz kılarken bile. Acaba hangi sureyi okudum? Çok oluyor. Sen bir sureyi okuduğumuzu bilmiyoruz. Ama hiçbir adamı ezan okudum mu okumadım mı? Ben heyyâle sala dedim mi demedim mi? Hiç bir mezine sor ki bakayım o. Biz namaz kılıyoruz. Birinci rekete kılıyoruz. İkincide acaba sen bir sure ne okudun düşünüyoruz ya. Ben neyi okudum? Hatta cehren olsa bile şaşırıyoruz. Eysi olan acaba
Şimdi okuduğum surenin evvelinden mi okuyacağım, sonundan mı? İyisi kulavuzu bir Rabbin nasi okuyayım da sonundan olmuş olsun. Hiç olmazsa evveline gitmeyeyim, kerahat işlemeyeyim. Ezanda boğulur mu? Hiçbir adam heyyâle salah demeden heyyâle felah der mi? Olmaz. İşte onun için bu tecrübeli. Haddesen ibn Ebi Davud, kâle haddesen el-Vehbiyyü, kâle haddesen ibn İshak, en mekhulin, en küreybin, mevle bin Abbasan, en ibn Abbasan radıyallahu anhümâ. Kâle, Abdullah ibn Abbas diyor ki, celestu ilâ Umar ibn Khattab radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in yanında oturdum. Fekâle yebne Abbas, bana dedi ki, ey Abbas'ın oğlu, hel semi'ate min an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz'den işittin mi? Fîr-recülü bir adam hakkında ki izâ nesiye salâtehu felem yedri. Namazını unuttu da bilemedi ki ezâde em nekasa. Ziyade mi kıldı, noksan mı kıldı? Resulullah Efendimiz'den bir şey işittin mi? Ma emere. Ma ol bir şey ki emere fihi bu hususta emretti. Resulullah Efendimiz'den bu hususta ne emrettiğini işittin mi? Kâle kultu ma semiyatu. Abdullah bin Abbas diyor ki ben dedim ki işitmedim. Kultu ma semiyatu. Ente ya emirel müminin min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. La, öyle yanlış mana verdim. Kâle. Abdullah bin Abbas diyor ki kultu ben dedim ki ma semi'te ente sen işitmedin mi ya emirel müminin min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz'den işitmedin mi fihi bu meselede şeyen bir şey. Kâle Hazreti Ömer dediler ki la vallahi Allah'a yemin ederim ki işitmedim. Ma semi'tu fihi şeyen ben bir şey işitmedim. Ve la se'eltu anhu sual da etmedim. Sormadım da. İzce Abdurrahman ibn Avf. Abdurrahman ibn Avf geldi radıyallahu anh fekale. Dedi ki fîmâ entumâ. Entumâ ikisine hitap ediyor. Abdullah ibn Abbas ile Hazreti Ömer'e. Fîmâ nedesiniz? Entumâ ikiniz. Feakberehu Ömer radıyallahu anh. Yani ne konuşuyorsunuz? Hazreti Ömer haber verdi ki fekale dedi se'eltu hâzel fetâ. Ben şu delikanlıya sordum. Enkeda şu meseleden bir adam namazında şekk ederse ne yapacak? فَلَمْ اَجْدِ عِنْدَهُ اَلْمَنْ Ben bunun yanında elim bulmadım. Yani Resulullah Efendimiz'den bir şey işitmemiş. Malumatı yok. فَقَالَ Abdurrahman لَاكِنْ عِنْدِي Abdurrahman ibn Lef dedi ki benim indimde olucudur. Elim var. لَكَدْ سَمِعْتُ ذَاكَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz'den ben işittim. فقال عمر حضرت عمر dedi ki انت عندنا انت sen عندنا bizim indimizde el adlu radiyyu el adlu adilsin el radiyyu radi olunacak adamsın yani senin sözün doğrudur sen ne söylersen biz razı olacağız فماذا سمعت ne işittin söyle bakalım قال buyurdu ki سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ben Resul-i Ekrem Efendimiz'i işittim قال buyurdu ki اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ Sizden biriniz şek ettiği vakitte, fi salati namazında, فَشَكَّ شَكَّسَ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتِي Bir mi kıldım, iki mi kıldım? Böyle şek ederse, فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً Onu iki saymasın, bir saysın. Niye? Bir yakın, bir kıldığı muhakkak. İki de şüphe var. Böyleyse bir kılsın onu, onun üzerine binaysın. فَاِذَا شَكَّ فِي الثَّلَاسَ وِالْاَرْبَعَ Üç mü kıldım, dört mü kıldım? Şek ederse, فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاسًا Onu üç kılsın, dört değil. Hatta يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَ Hatta vehm ziyadede olur. Üç mü kıldım, dört mü kıldım? Onu üç sayar, dört kılar. Dört kıldığı muhakkak. Ama belki dört kılmıştı, bir daha kıldı, beş oldu. Şek o beşincide olsun. Ziyadede olsun. ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ Sonra iki secde yapar. قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ Selam vermezden evvel iki secde yapar. Şimdi bu mezhebe göre demek ki اَقَلْ üzerine bina edecek. Yakın o. Yalnız secde iki secde yapacak. Neden evvel? Selamdan evvel. Teşehhüt var mı yok mu? Onu da zikretmedim. Evet. حَدَّسَنَا رَبِيعُ الْجِيزِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ زُرْعَ Vehbullah ibn Raşid. Ebu Züra da kim imiş? Künyesi Ebu Züra. Vehbullah, ismi Vehbullah ibn Raşid. Kâle, ehberena hayve en Muhammed ibn Aclan
أن زيد بن أسلم حدثه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد الخدري رواية ediyor ki صلى الله عليه وسلم buyurdular إذا صلى أحدكم سجدًا biriniz namaz kıldığı vakitte فَلَمْ يَدْرِعَ ثَلَازًا صَلَّا اَمْ اَرْبَعًا Üç mü kıldı, dört mü kıldı, bunu bilmezse فَلِيَ بِنِ بِنَا اِسْسِنْ عَلَى الْيَقِينَ Yakin üzerine. Yakin hangisi? Azi. Az olan. وَيَدَعَ الشَّكْ وَيَدَعَ فَلْيَدَعَ فَلِيَ بِنِ وَلْيَدَعَ demek ki. وَيَدَعَ terk etsin, şekke şekki terk etsin. فَاِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ نَقَسَتْ Eğer onun namazı hakikaten iki mi kıldı, üç mü kıldı, nakis ise, yani iki değil de bir ise, yahut da üç ile dört arasında dört, üç kıldıysa, evet, üç itibarisi, fakat etemmaha, o vakitte tamam etmiş olur. Az, az üzerine iptal ettiği gibi, eğer namazı noksan ise tamam etti işte zaten. Yani iki mi kıldı, bir mi kıldı, bir itibar ederse işte tamam, namazı doğru kıldı, üç mü kıldı, dört mü kıldı, üçe alırsa tamam. Namazı noksanmış zaten. Yok. Evet. Ve şey olursa evet. İnkânı salatuna kısat fakat etemme. Ve kâneti secdetan. Ya iki secde ne oldu bu namazı? Tamam doğru. Bir sevi yok. Ha, o iki secde de diyor. Türgimâni şeytan. Şeytani darıltır. O iki secde de şeytani iram oldu. Şeytani taşlama oldu. Ve inkânet salatuhu tammeten. Yok namazı tamamı değil. Bu adam ziyade kıldı. Kâne mâ zâde ziyade olan namaz olur ve secde tâni iki secde de olur de o adama nafiletin nafile olur. Haddesena Yunus'u kâle akberen ebn-i vehbin kâle akbereni Hişam ibn-i Sa'din an Zeyd ibn-i Eslem fe zekere bi isnâdî mislehu gayr ennehu kâl. Yunus da bu rivayeti rivayet ediyor. Bu senetle de yalnız o diyor ki sümme yeskülü secdeteyni vehve câlis gablet teslim. Onun rivayetinde bu ziyade var ki oturduğu yerde selamdan evvel iki secde yapar. Haddesena ibn Ebi Davud kâle haddesena el-Vehbi kâle haddesena el-Mâdişûn an Zeydin fe zekere bi isnâdî mislehu gayr ennehu lem yekul kablet teslim. İbn Ebu Davud da bir rivayeti getiriyor ama orada kablet teslim ibaresi yok. Yani iki secde yapar ama selamdan evvel mi sonra mı oraya zikredilmiyor. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه حا وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك عن زيد فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر أبا سعيد رضي الله عنه ابن مرزوق ده بحديث رواية ديور أما أبو سعيد الخدري دن geliyor bu sahabeyi zikretmemiş sahabe zikredilmediği gibi hadise ne derler Nursa evet. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyuruyorlar ki فهذه الآثار işte bu rivayetler تزيد على الآثار الأول evvelki hadisler üzerine ziyade ediyor. Evvelki hadiste bir adam şek ederse iki secde yapacak. Ama bunlarda ziyade var. Ziyade hangisi? Evvel üzerine bina edecek. Ondan sonra secde edecek. O ziyadesi var. لأن هذه bu hadis bu eserler bu sonradan okuduğumuz hadisler tucibu vacip kılıyor el bina namazı bina etmesini alel akalli az üzerine ve secdeteyn iki secdeyi de vacip kılıyor ba'de zalik o akal üzerine bina ettikten sonra secdeyi vacip kılıyor fehye öyleyse bu son okuduğumuz rivayetler evla daha evladır minha evvelce okuduğumuz hadislerden, birinci mezhebin hürriyet getirdiği hadislerden daha evladır. لأنها bu sonra okuduğumuz hadisler قَدْ زَادَتْ عَلَيْهَا evvel hadisler üzerine ziyade etti. Zaten kaide-i usulüyedir. İki rivayet gelir de birisinde ziyade olursa yukarıdaki mutlak olursa mutlak mugayyede hamledilir. Evet. وَقَالَ آخَرُونَ şimdi bu oldu iki mezhep. Üçüncü bir mezhep. Ve kâle âherûn. Alimlerin başkaları da dediler ki el hükmü fî zâlik namazda şekkü şüphe eden adam hakkındaki hüküm en yanzurel müsalli. Namaz kılan adam nazar etmesidir. İlâ ekberi râyihi kendi râyinin ekberine yani en çok galibire derler. Râyin ekserisi
nedir? Fizalik bu meselede. İki mi kıldı, üç mü kıldı? Fakat reyine baktı, düşündü. Kuvvetlisi iki kıldı. Mesela hali bir reyi böyle. Yahut da bir kıldı. فَلْيَفْعَلْ عَلَى ذَٰلِكَ فَلْيَعْمَلْ عَلَى ذَٰلِكَ Galibi rey, kuvvetli taraf hangisi ise öyle amel etsin. سُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْسَهْوِ Ondan sonra da iki secde yapsın. بَعَدَتْ teslim, selamdan sonra. Değişti bak. Şimdi burada iki şeye dikkat edilecek. Hemen şekkü şüphe etti mi, ekel üzerine iptina etmeyecek. Ya ne yapacak? Düşünecek. Galibi reyi hangi taraftaysa ona göre amel edecek. Ondan sonra da selamdan sonra iki secde yapacak. وَاِنْ كَانَ لَا رَعَيَ لَهُ فِي ذَلِكَ Yok, düşündü, bir tarafı tercih edemedi. Bir mi kıldım, iki mi kıldım? Galibi reyi yok. Reyi yok. بَنَا عَلَى الْيَقِيلُ عَلَى الْاَقَلْ O vakitte ekel üzerine bina eder. İkinci mezhebin sahiplerinin dediği gibi olur. Hatta ya'leme yakinen, hatta yakinen bilsin ki ennehu o adam kad salla kıldı ma ol bir namazı ki aleyhi kendi üzerine vaciptir. Kendi üzerine vacip olan şeyi kıldı. Ekel üzerine bina ederse. Yalnız şimdi bu rivayette evvela bir galibi reyini aramak lazım. Varsa ona göre yapacak. Yoksa ikinci mezhebin sahiplerinin dediği gibi ekel üzerine bina eder. Yalnız mühim olan secde-i sehvi selamdan evvel değil de selamdan sonra yapar. Üçüncü mezhebin sahipleri öyle diyor. Ve kâle âferûn el-hukmü fî zâlik. Ulema başka alimler buyurdular ki el-hukmü fî zâlik bu mesele hakkında hüküm. Mesele neydi? Bir adam iki mi kıldı, bir mi kıldı, dört mü kıldı, üç mü kıldı böyle şekke düşerse. İki mezhep beyan etti, bu üçüncüsü. Evet, bunlar dediler ki bu meselede hüküm en yanzural musalli namaz kılan adam nazar edecek, bakacak ila ekberu reyhi reyinin ekserisine. Galibi reyi ne tarafta? Zalik bu mesele hakkında. Galibi reyle amel edecek. Fel ya'mel amel etsin ala zalik. Bunun üzerine. İki mi kıldı, üç mü kıldı mesela. Galibi rey üç kıldı, üç kılar. Üç mü kıldı, dört mü kıldı? Düşünüyorum ben, dört kıldı. Dört ile amel eder. Evvelki mezheplerde bu yok. Birinci mezhepte diyor ki, şek etti mi, iki secde yapar selamdan eder. İkinci mezhep ne dedi? Yakın üzerine bina eder. Yani azi nezer itibarı alır. Ziyadede şek olsun, az da şek olmasın. Bu mezhebe göre hayır. En evvela kendi reyine müracaat edecek. Galibi reyle amel edecek. Ve o secde yapmayacak. Yok. Sevle secde gene var. Yani bu galibi rey. Ya galibi rey ki mesela düşündü. Bir mi kıldım, iki mi kıldım? Fakat o zennenin ekserisi iki kıldı. İki amel edecek. Yok bir kıldı, bir. Secde. Bu secde edecek gene. Sümme yescudu secdeteyi. Secdeteyi sehvi. Ondan sonra galibi reyle amel ettikten sonra iki secde yapar. Be'adet teslim selamdan sonra. Öteki mezheplerde selamdan evvel idi. Secde-i sehvi. Bunda selamdan sonra. Ve in kâne lâ râye lehu fî zâlik. Yok düşündü, taşındı bir türlü. Galibi rey yok. Bir mi kılmış, iki mi kılmış. Bir hüküm veremedi. Bena alel ekalli. O vakitte ekel üzerine bina eder. Bir ile iki arasında tereddüt ederse ekelli hangisi? Bir. İki ile üç arasında tereddüt ederse ekelli hangisi? İki. Üç ile dört arasında tereddüt ederse ekelli hangisi? Üç. Bu ekel üzerine bina eder. Hatta ya'leme yakinen bilsin ki ennehu o adam kat sallâ kıldî ma ol bir namazı kıldı ki aleyhi kendi üzerine vaciptir. Kendi üzerine vacip olanı kılmış oldu. Öyle ya. Üç mü dört mü kıldı? Şimdi dört sayacak olsa belki üçtür bir rekat noksan kalır. Fakat üç saydığı gibi bir daha kadar dört tamam oldu. Ya ziyade olmuşsa ziyade zarar vermez. Bir rekat ziyade kılmış olur. وَحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında ihticacı ilediler. Bima bir hadisle ki haddesena rivayet eyledi. Ebu Bekir rivayet eyledi bize.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن منصور قال سألت سعيد بن جبير سعيد بن جبير sordum عن الشك في الصلاة namazda şekten bir adam namazda şek ederse nasıl yapacak diye sormuş. Said ibn-i Cübeyr onu biliyorsunuz Haccac-ı Zalim'in en son öldürdüğü tabiinde ve zamanının en meşhur alimlerinden. Hatta efdal-i tabi'in kimdir diye ihtilaf vardır. Hasan-ı Basri radıyallahu anh yahut da Said ibn-i Müseyyer yahut da Veysel Karani yahut da Said ibn-i Cübeyr. Bunlarda ihtilaf var. Efdal-i tabi'inden. Bundan sormuş. Fakale Said ibn-i Cübeyr dedi ki emma ene. Yani rivayet bilmiyorum demek istiyor ama benim yaptığımı soruyorsunuzsa ben tu yeniden kılarım. Ben de öyle yaparım diyor. Nafile namaz kılarken ben de şek hasıl olursa yeniden başlarım. Yeniden kılarım. Ve in kânet faridaten yok kılmış olduğum namaz farz ise sellemtu ben selam veririm ve secettu secde ederim. Yani selamdan sonra secde ederim. Ama yakın üzerine mi iktina edecek? Yoksa kendi reyini, galibi reyini arayacak mı? Bundan bahsetmiyor. Farz olursa, nafile olursa yeniden kılarım. Farz olursa selamdan sonra sehvine secde yaparım. Aşağı yukarı birinci mezhep gibi de yalnız selamdan sonra sehvine secde. Birinci mezhep selamdan evvel. Ona yakın. Kale buyuruyor ki fezekertu ravi kim idi Said ibn-i Cübeyr'den rivayet eden Mansur. Mansur diyor ki fezekertu ben Said ibn-i Cübeyr'in bu fetvasını zikrettim. Li İbrahim'e İbrahim'in nehaiye. Fekale Hazreti İbrahim buyurdular ki ma tesnav ne yapacaksın, ne işlersin bi kavli Said ibn-i Cübeyr. Said ibn-i Cübeyr'in kavlini ne diyeceksin? Türkçe'de öyle deriz. Bırak onu yani sen. Haddeseni Algamatu. Bana Algama rivayet eyledi. An Abdullah ibn Mesud'un radıyallahu anh. Abdullah ibn Mesud'un. Yani sen bir tabiinin kavliyle amel etme. Ben sana Abdullah ibn Mesud'dan rivayet edeceğim. Onunla amel et. O da kimden rivayet eylemiş? Yani Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz'den. Kale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki اِذَا سَهَا اَحَدُكُمْ sizden birini sehvettiği vakitte fi salati namazında فَلْيَتَحَرَّ arasın teharrisin kendi zannının galibi hangi tarafta onu arasın وَلْيَسْجُدْ ondan sonra da secde etsin secdeteyni iki secde yapsın. Şimdi bak Abdullah ibn Mesud'u bu rivayetinde Peygamber Efendimiz teharriyi emrediyor. Böyle hemen şek ettim mi? iki tane secde yap, sehvine secde tamam oldu. Yok. Böyle teharri edeceksin. Galib-i zan hangi taraftaysa öyle amel edeceksin. Evet. Haddesena Rabi'ul Mâzzin. Kâle haddesena Yahya ibn Hassan. Kâle haddesena Vuheybun. Kâle haddesena Mansur an İbrahim'e en Algamete an Abdillah. Yani evvelki Mansur Abdullah ibn Mesud'dan rivayet ediyor ya, aynen oraya getirdi. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Mesud diyor ki, Peygamber Efendimiz buyurdular. İzâ sallâ ahadukum. Sizden biriniz namaz kıldığı vakitte. Felem yedri eselâfen sallâ em erba'an. Üç mü kıldı, dört mü kıldı, bunu bilemezse. Fel yanzur. Nazar etsin, baksın. Ehra zâlik. Bunların en ziyade layık olanını ile savabi doğruya. Doğruya hangisi daha layık, daha yakın onu arasın. Fel yutimmehu tamam etsin. Bu şekilde tamam etsin. Sümmel yusellim sonra selam versin. Sümmel yesud. Selamdan sonra secde etsin. Secdeteyi sehvi. Sehv için iki secde secde etsin. Ve yeteşehhed. Teşehhud eylesin. Ve yüsellim. Ondan sonra da selam verir. İşte Hanefilerin delili bu hadis. Bu çok mufassal geldi. Evvela bir adam şek etti mi? Galibi zennini arayacak. Galibi zenni nasıl ise onunla amel edecek. Ondan sonra ne yapacak? Secde edecek. Selam verecek namazın. Selamını verecek.
Evet. Namazı tamam ettikten sonra, namazın selamını verdikten sonra iki secde yapacak. Bunları ne diyoruz? Secde-i sehv. Ondan sonra teşehhüd okuyacak. Ondan sonra tekrar selam verecek. Evet. Haddesena ibn Ebi Davud. Kale haddesena Muhammed ibn Minhal. Kale haddesena Yezid ibn Zura'i. Kale haddesena Revh ibn Kasim. An Mansur'in fezekere bi isnadihi mislehu. Yine Mansur, Hazreti Abdullah'tan bu hadisi şerifi isnadiyle, senediyle zikreyledi. Gayre ennehu, şu kadar var ki bu ikinci hadiste lem yekul ve yeteşehhedü. Ve yeteşehhedü yok bu ikinci rivayette. O birinci rivayette secde-i sevden sonra teşehhüd okusun dedi. Fakat bu ikinci rivayette o yok. Teşehhüd tefsi yok. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زائدة بن قدامة عن منصور فذكر بإسناده مثله. Evet, yine Ebu Bekir bu Mansur'dan gelen rivayeti senediyle beraber zikreyledi. Fefi hadel hadis, işte bu hadiste olucudur. El amelu amel olucudur. Bit taharri taharriyle aramakla. İşte bu Abdullah bin Mesud'dan rivayet edilen bu hadisi şerifte teharri lazım. Bir adam şek etti mi galibi zennini arayacak. Hangi tarafta? Öyle emel edecek. Şayet galibi zenni yoksa ne yapacak? Ekel üzerine bina edecek. Yakın o. Ve tashihul asar. Eserlerin, hadislerin tashihi yucibi, vacip geliyor. Ma ul bi şeyi ki yekulu der ehlu hadil mekale. Bu makale sahiplerinin dediğini tasih, icap ediyor. Yani bu rivayet edilen hadisleri tasih edersekse, bir araya toplar da bir tedrik ve tehkike girişirsekse, bu üçüncü mezhep sahiplerinin dediği meydana çıkıyor. Niçin? Ötekiler mutlak ve mücmel. Fakat bu sonki Abdullah bin Mesud'dan gelen rivayet mufassal, ziyade var. Binaenaleyh mutlak mukayyede hamd edilir. Buradaki bu müfassel gelen rivayetle amel edilir. لَاَنَّ هَذَا الْمَعْنَى Bu mana اِنْ بَطَلَى اَجَلْ batıl olsa, teharriye kaldırsak, teharri yoktur desek, evet, وَوَجَبَ vacib olsa, اَنْ لَا يُعْمَلَ بِالْتَحَرِّي teharriyle amel olunmaya diye vacip kılsak, اِنْ تَفَى هَذَا الْحَدِيثِ bu hadisi müntefi olur, yok olur. Hadisle amel edilmemiş olur. وَاِنْ وَجَبَ الْعَمَلِ amel vacip olursa بِالْتَحَرِّي teharriyle amel vacip olursa اِذَا كَانَ لَهُ رَيُّنْ eğer onun rayı varsa yani galibi zenni varsa وَالْبِنَا عَلَى الْاَقَلِ yahut da teharri yok da akel üzerine bina ederse yani rayı olmadığı vakitte اِذَا لَمْ يُكُنْ لَهُ رَيُّنْ rayı yoksa akel üzerine bina olursa eğer böyle hükmedersekse istiva hadisu Abdurrahman ibn Avf ve hadisu Ebi Sa'id ve hadisu İbn Mes'ud radıyallahu anhuma. Bu üç sahabeden rivayet edilen hadisler müsavi olur. Üç türlü rivayet gelmedi mi? Fakat bu Abdullah ibn Mes'ud'dan gelen hadisle amel ettik mi öteki rivayetleriyle de amel etmiş olduk. Ve hakeza yenbagi. Ve hakeza böylece yenbeği layık olur ki en yuhrece ihraç yoluna aleyhan üzerine el asar eserler ve yuhmele eserler hamruluna alel ittifak ittifak üzerine birbirine zıt bırakmayacağız. Aralarını telif edeceğiz. Yukarıdan fesara kullu ha, yukarıda unuttuk mu satırı? Ve hadis-i bin Mesud radıyallahu anh fesara kullu vahidin minha ve hadislerden her biri oldu. Kadı ca'a geldi. Fi manen bir manada. Öyle mana ki gayril ma'nellezi ol bir mananın gayrisi ki cafil ahir ötekinin gelmiş olduğu mananın gayrisinde geldi. Birinci rivayette geldi ki şek ettim iki secde yapsın selamdan evvel kafi bitti. Ne teharri var ne galibi zenni var ne akal üzerine bina var. O başka bir mana. İkinci rivayette geldi ki akal üzerine bina etsin. Onda da secde etsin ondan sonra teşehhüd okusun yahut da teharri etsin onda da yok. Ama üçüncü rivayette mufassal geldi. Teharri etsin. Teharri galibi rey olsa vakitte ekel üzerine bina etsin. Ondan sonra selamdan sonra secde etsin. Secdeden sonra teşehhüd okusun. Bu hepsini cami oldu.
Şimdi üç rivayetin başka başka manalara geldi ama fakat hepsi üçüncü rivayette, Abdullah bin Mesud'un rivayetinde toplanıyor. Faha evet. Ve hakeza böylece yenbeği la yukulur en yukreci aleyhil asar. Eserler böyle ihraç edile. Yani araları telif edile. Ve yuhmele alel ittifak, ittifak üzerine hamledile. Ma kudire ala zalik. Onun üzerine kudret olunduğu müddetçe, yani telifi mümkün olduğu müddetçe. Ve la yuhmele alel tadad. Birbirine zıt olarak bırakılmaya, zıddiyat üzerine hamledilmeye. İlla en la yucede illa bulunmazsa leha o hadisler için vechün gayruhu başka bir vecih bulunmazsa yani telifi mümkün olmazsa o vakitte zıddiyat üzerinde kalıyor. Mesela bazı hadisler diyor ki telif edemiyoruz. O vakitte hasreten İmam-ı Tehavi ne diyor? Evvelki hükmün mensuh olduğunu beyan ediyor. Çünkü zıt zıt olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki zıddı emretmez. Halbuki telife gitti, telif de olamadı. Öyleyse birincisi mensuhtu, ikincisi nasıhtır. Fakat burada bu gelen rivayetlerin arası telif edildi. فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ İşte bu babın hükmü budur. Secde-i sehv hakkındaki tehkikat budur. مِنْ تَر۪يقِ تَصْحِيهِ مَعَانِ الْآثَارِ Eserlerin yani hadislerin ve ashab-ı kiramın eserleri, gavullerinin tasihi budur. Yani insan arar darar bu şekilde halleder meseleyi. Bir de kıyasa gelecek. وَهُوَ قَوْلَ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُسُفَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى İşte üç imamın gavli de budur. Abdullah bin Mesud'dan gelin bu rivayet. وَمِمَّا يُصَحِّهُ مَا ذَهَبُوا اِلَيْهِ Bu üç imamın zahip olmuş olduğu mezhebi tasih eden şeylerdendir. اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ هَزْرَةَ اَبُوْ هُرَيْرَ قَدْ رَوَيْنَ عَنْهُ Biz ondan rivayet eyledik. O da kimden? اَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'den. فِي اَوَّلِ هَذَا الْبَابِ Bu babın evvelinde مَا ذَكَرْنَا Bizim zikrettiğimiz şeyi ki ثُمَّ قَالَ هُوَ بِرَائِهِ اَنَّهُ يَتَحَرَّ Hazreti Ebu Hureyre rivayet ettikten sonra bir de Hazreti Ebu Hureyre kendi reyle diyor ki arar. O da bunu teyit ediyor. Hazreti Ebu Hureyre'nin yeteharra demesi İmam Ebu Hanife'nin mezhebini teyit ediyor. Haddesene İbn-i Merzuk kâle haddesene şeyhun ehsibuhu Ebu Zeydin el-Harabi. İbn-i Merzuk diyor ki bana bir alim rivayet eyledi fakat onu ben unuttum ama fakat zannediyorum ki o Ebu Zeydin el-Harabi'ydi diyor. Yani şek ediyor. Galibi senin oymuş ona rivayet eden. قال حدثنا شعبة قال إدريس أخبرني عن أبيه سمعه يحدث قال قال أبو هريرة رضي الله عنه evet yine Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet ediyor fil vehmi yeteharra Hazreti Ebu Hureyre diyor ki namazda vehm ederse teharri eder galibi zannıyla amel eder وقد روي عن أبي سعيد رضي الله عنه مثل ذلك أيضا Ebu Said'in Kudri'den de böyle rivayet geldi ki namazda şekk ederse teharri eder. Yani zannının galibini arar. Onun rivayeti de Ebu Said'in Kudri'den gelen rivayeti de zikrediyor. Haddesena Ebu Bekret'e, kâle haddesena İbrahim ibn Beşşar el-Remadiyyü, kâle haddesena Süfyan ibn Uyeynet'e, kâle haddesena Amr ibn Dinar, kâle su'ile ibn Umar ve Ebu Said'in Kudri radıyallahu anhum. Abdullah ibn Ömer ve Ebu Said el-Kudri'ye sormuşlar. An reculin bir adamdan ki seha namazda sehvetti. Felem yedri bilemedi. Kem salla ne kadar kıldığını bilemedi. Eselâsene merba'an. Üç mü kıldı, dört mü kıldı? Fekala Abdullah ibn Ömer ve Ebu Said el-Kudri cevap verdiler ki yeteharra arar bu adam. Neyi? Esvabe zalik O vehmettiğinin üç mü kıldı, dört mü kıldı, bunun en doğrusunu arar. Feyyutimmehu onu tamam eder. Onu arar. Sümme yescudu secdeteyni vahve calisi. Oturdu o yerinde iki secde yapar. Şimdi bak, teharri meselesi. Abdullah bin Mesud'dan rivayet edildi. Sonra Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edildi. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildi. Ebu Said'in Kudri'den rivayet edildi. Bunların hepsi de teharrinin lüzumunu beyan ediyorlar. Haddesena Ebu Ümeyye'te, kâle haddesena Şebâbetü bin Süvar.
قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن سليمان اليشكري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال في الوهم يتحرى يعني bu senedi de Ebu Seyyid'in Hudri'den getiriyor ki vehmetti mi tahriye eder, galibi zenni ile amel eder. Galibi zenni yoksa vakıpta eker üzerine bina eder. Kale kultu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ben dedim ki Ebu Seyyid'in Hudri bunu kendisi mi söylüyor yoksa Resulullah Efendimiz'den mi rivayet ediyor? Kale anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, yok, Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. Fil vehmi yeteharra, şu anda sahabenin kavli olmadı. Peygamber Efendimiz'in hadisi oldu. فَدَلَّمَا ذَكَرْنَا, bizim zikrettiğimiz bu hadisler delalet etti ki اَنَّمَا رَوَاهُ أَبُوْ سَعِيدٍ Ebu Sa'id radıyallahu anh'ın rivayet eylemiş olduğu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den اِنَّمَا هُوَ, bu rivayet oldu اِذَا كَانَ لَا يَدْرِي اَثَلَاتٍ صَلَّى مَرْبَعًا, 3 mü kıldı 4 mü kıldı bunu bilmezse وَلَمْ يَكُنْ اَحَدُهُمَا, üçün dördün birisi de olmazsa اَغْلَبَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْآخَرِ, kalbinde ötekinden daha galip olmazsa, yukarıda geçmişti ya, yani burada teherri eder diyor. Ama yukarıda da hiç teherriyi bahsetmedi. Ha, demek ki galibi zanni olmayan yerde yakın eğer üzerine bina eder. O rivayet oydu. وَاَمَّا اِذَا كَانَ اَحَدُهُمَا اَغْلَبَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْآخَرِ, yok üç mi dört mi bunun bir tarafı kalbinde galip olursa amile ala zalik, onun üzerine amel eder. Fakat vafaka muvafakat muvafık oldu. Ma ruya Nebi Sa'idin radıyallahu anh Hazreti Ebu Sa'idin Hudri'den rivayet edilen şey. Lemma cümi'e, vaktaki cem olundu. Ma revahu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş olduğu hadisle ve ma acabe bihi, bir de cevap vermiş olduğu. Ellezi, evet, ol bir kimseye ki se'alehu min ba'din nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den sonra. Ebu Seyyid'in Hudri'nin yukarıda geçen rivayetinde teherri yoktu. O hadis olarak gelmişti. Burada da sonra sual eden adama da teherri et dedi. Bunların ikisini cem edince neye hükmettik? Demek ki bu iki rivayetiyle kendisinin fetvası, birisinde galibi zenni var, birisinde galibi zenni yok. Onun için iki türlü oluyor. İkisini topladığımız gibi mesele halloluyor. Bu muvafık oluyor. Neye? Ma ol bir rivayete ki قال اهل هذه المقاله الاخيره. Bu sonki makaleyi söyleyenlerin rivayetine muvafık oldu. Abdullah bin Mesud'un rivayetine muvafık oldu. La ma قال من خالفهم. Yoksa Hanefilerin muhalif olanların sözüne muvafık olmadı. Teherri etmez de eğer üzerine bina eder dediler ya, ona muvaffak değil ya. Ebu Hanife'nin dediğine muvaffak oldu. Ve kadruvi eyda, yine böylece teherri meselesi rivayet edildi. An Enes ibn-i Malik'in radıyallahu anh, Hazreti Enes'ten fil teherri teherride rivayet edildi mislihu. Ebu Said'in Kudri'den rivayet edildiği gibi. Rivayet de şu, haddesana Ebu Bekret'e, kâle haddesana Ebu Umar. قال أخبرنا حماد بن سلمة وأبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه مثله. حزرة أنس رضي الله عنه تم بحديث بسن رواية لدينا يعني نماز الشك درس التحرية. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول Abdullah ibn Ömer derdi ki اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِ, sizden biriniz namazında şek ettiği vakitte فَلْيَتَوَخَّ تَوَخِّ etsin, teharri etsin, tevakha teharri manasında. Evet, اَلَّذ۪ي ol bir şeyi arasın ki يَظُنُّ اَنَّهُ, o adam zannediyor ki نَسِيَ مِنْ صَلَاتِ, namazından unuttuğu şeyi düşünsün, taşınsın, acaba ne kadar idi. Fel yusallihi, ondan sonra namazını kılsın, teherri etsin. Vel yesudu secdeteyn, ondan sonra da secde etsin. Vahve calisun, halbuki oturuyor, oturduğu yerde secde etsin. Şimdi Hazreti Enes'ten de gelen bu rivayette teherri var mı yok mu? Var. Haddesana Yunus, قال أخبرنا ابن وهب, قال أخبرني عمر بن محمد عن سالم ثم ذكر مثله. Yine Yunus'un senedinde de aynen bu hadisi şerifi zikreyledi.
حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن النسيان في صلاته Abdullah İbni Ömer'den sual ederlerdi. Namazda unutursa bir adam. Sual olunduğu vakitte yakûru buyururdu ki لِيَتَوَخَّ أَرَسِنَ اَحَدُكُمْ sizden biriniz. اَلَّذ۪ي şöyle bir şey arasın ki zannetti ki ennehu kendisi قَدْ نَسِيَ اُنُتْتِمِ salati namazında. Namazından unuttuğunu arasın. 3 mi kıldı, 4 mi kıldı, 2 mi kıldı, 1 mi kıldı? Hali bir zannini kullansın. فَلْيُصَلِّهِ ondan sonra namazını kılsın. حدثنا محمد بن العباس بن الربيع قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في التحري في الشك في الصلاة نمازدا شكدا تحري hakkında rivayet edildi bimisli ma şöyle bir şeyin misli rivayet edildi ki fi hadisi ibn Vehb İbn Vehb'in hadisin doğrucudur o da kimden Malik'in an Umar ibn Muhammed ve an İbn-i Vehbin en Umar'a nefsihi. Yani yukarıda geçtiği aynen o hadis-i şerif bu senette de rivayet edildi ki namazda şek eden adam teharri edecek. Ve emma vechü zâlike min tarikin nazar. Şimdi bunlar rivayet. Rivayetle bu üçüncü mezhebi yani Hanefilerin mezhebini teyit ve tekid etti. Rivayetlerin ekserisinde delalet ediyor ki teharri lazım. Yani Hanefi mezhebi ne olmuş oldu? Bir adam namazda şek ederse evvela galibi zennini kullanacak. O ona göre namazını kılacak. Eğer re'yi müsavi kalırsa bir tarafı galebe çalmazsa o vakitte az üzerine ittina eder ki yakın olan odur. İster galibi zenniyle amel etsin. İsterse yakın üzerine bina etsin. Selam verdikten sonra secde-i sehvi yapacak. Ondan sonra teşehhüd okuyacak. Ondan sonra selam verecek. Teşehhüdden sonra da salatü selam var mı yok mu? O ayrıca gelecek. Onda da ihtilaf var. Salatü selamı birinci teşehhüdde mi okuyacak? İkinci teşehhüdde mi okuyacak? Bizim imamların arasında ihtilaf olduğundan Fukaha-i Hanefi'ye demişler ki salatü selam her ikisinde de okusun. Hem şeyden evvel namazın kendi teşehhüdünden sonra salatü selam okusun. Hem de secde-i sehvin teşehhüdünde okusun. O da aşağıda gelecek. Fakat bir de kıyasen, yani kıyasen bir adam şekli şüphe ederse teharri etmesi lazım mı değil mi? Bunu kıyasen ispat edecek. وَاَمَّا وَجْهُ ذَٰلِكَ مِنْ تَرِيْقِ النَّظَرِ فَاِنَّا قَدْ رَيْنَا Biz gördük. الْاَصْلَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında ittifak olunan bir asli gördük. Gerek öteki taraf, gerek veriki taraf bir asılda ittifak etmişler. Ki اَنَّ هَذَا الرَّجُلُ Bu adam, şekkeden adam. قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الصَّلَةِ Namaza girmezden evvel قَدْ كَانَ اُلْدِ عَلَيْهَا مِنْ üzerine يَتِيَ بَرْبَ عَرَكَاتٍ 4 rekete kılmak onun üzerine vacip idi. Namaz, mesela önle namazı kılacak. Namaza duhulundan evvel 4 rekete kılmak buna vacip miydi değil miydi? Vacipti. Erbe harekat kılacaktı. فَلَمَّا شَكَّ Vaktaki şekk etti. فِي اَنْ يَكُونَ Olmakta. Ne olmakta? جَاءَ بِبَعْدِهَا بَعْسِينَ Getirmekte şekk etti. 4 rekat kılacağım ama ben şimdi 3 mü kıldım, 4 mü kıldım? Bunun bazısı hangisi oldu? 3. Onda şek ediyor ama 4 kıldığını iyice yakinen bilemiyor. Bazısında şek gitti. وَجَبَ النَّظَرُ فِي ذَلِكَ Bunda nazar etmek vacip oldu ki لِيَعْلَمَ bilsin ki كَيْفَ كَانَ حُكْمُهُ Bunun hükmü nasıldır? Öyle ya şek gitti. Bu 4 rekat buna kılmak vacip idi. Şimdi şek gitti. Acaba kılmış olduğu namaz 3 mü oldu, 4 mü oldu? Şek etti. Bazısını yapmış. Fakat bazısını yaptığında şekli şüphe var. Öyleyse bu adama bakacağız. Ne yapacak? فَرَاَيْنَاهُ Biz bu adamı gördük ki لَوْ شَكَّ شَكَّسَيْدِ فِي اَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّ Kıldı mı kılmadı mı? Ben önleyi kıldı mı kılmadı mı diye şek etse. Asıl namazın kendisinde şek etse. Öyle ya, insan unutuverdi. Ben öyle yıkıldım mı kılmadım mı? Yahut akşamı kıldım mı kılmadım mı? Şek kese. Ne yapacak? لَكَانَ عَلَيْهِ اَنْ üzerine vacip olur da en yüzselliğe kıla. Madem kılıp kılmadığında şek gitti, tekrar kılacak, muhakkak kılacak. حَتَّى يَعْلَمَ يَك۪ينًا Hatta yakinen bilsin ki اَنَّهُ قَدْ صَلَّى namazı kıldı. Çünkü bilmiyor kılıp kılmadığını. وَلَا يَعْمَلَ ف۪ي ذَٰلِكَ
bu amel etmez. Bizalik bunda bir taharri ile amel etmez. Adam ben kıldım mı kılmadım mı taharri edeyim bakayım o galiba zemin galiba kıldım. Yok. Madem şek gelmiştir bir daha kılacak onu. Bu Şafiilerde, Hanefilerde bunda ittifak ettiler. Anladınız mı meseleyi? Mesela bir adam meşhur oldu işine arada ikindiyi kılıp kılmadığını bilmiyor. Ben ikindiyi kıldım mı kılmadım mı şek ettim. Ne yapacak? Taharri mi edecek? Düşünecek mi? Yok, düşünme yok burada. Madem şek etti bir daha kılacak onu ki. Yakinen kırmış olur. Öyleyse bunu niçin getirdi? Buna kıyas edecek. Tekanen nazaru. Öyleyse kıyas oldu ala hâza bunun üzerine en yekûne kezâlik. Böylece ola. O adam ruha o adam fî kulli şeyin her şeyde min salâdî namazında. Öyle namaz ki kâne zâlike aleyhi farzın. Kendi üzerine farz olan namazın diğer aksamında da böyle olması lazım. Madem mesela önle yıkılıp kılmadığında tereddüt ederse önleyi iade edecek. Öyleyse namazın da 3 rekat mı kıldı, 4 mü kıldı, 2 mi kıldı, 3 mü kıldı. Madem şek ederse onda da böyle yapması lazım. Yani öyle namaz kılacak ki yakını kılmış ola. Bu vakitte nasıl yapacak? Ekel üzerine bina edecek. Ve aleyhanın üzerine vaciptir. En ye'tiye bihi. O namazın bazı erkanını yapa. Hatta ya'leme yakinin. Hatta yakinin bile ki. Ennehu gadica'e bihi. Onu getirdi. Onu yaptı. Öyleyse akal üzerine bina ettiği gibi yakinen tamam görmüş oldu. Ziyadesinin zararı yok. Ama şimdi burada bir itiraz var. Fîn gâle gâilun bir adam itiraz etse ki. İnnel farda fard. Aleyhanın üzerine gayru vacibin vacip değildi ki. Şimdi önle namazı farz idi. Onun için kılıp kılmadığında şek ederse onu yeniden kılıyordu. Fakat bu evleye başladı. Evlenin farzı 4 rekat kılacaktı. Bu onun üzerine vacip değildi ki diyor. Ya neydi ise bu vacibi. Yani namazın kökü vacibi diyor. Teferruati vacip değildi diyor. Hatta ya'leme yakinen, hatta yakinen bilsin ki ennehu vacibun aleyh, onun üzerine vacibidir. Farz, onun üzerine vacip değil idi ki diyor. Yakinen bilsin ki bu da vacibidir, tamam getire. Yani bu sual bir, yersiz bir sual. Kîle lehu, ona denilir ki, leyse hâkezâ vecedne el-ibâdât küllehâ. Biz ibadetleri böyle bulmadık. Leennâ kattu'ubbidnâ, biz ibadet olunduk. Ennehu izâ umiye aleyna. Bizim üzerimize kıyama olunsa yani bilinmese fi yevmi selâfîne min Şaban, Şaban'ın 30. günü ay kıyama olunsa yani görünmez bir hale gelse, havada bulut olsa, yakıtta duman olsa, ay görünmese ne yapacağız? Feyehtemülen yekune min Ramazan. İhtimal ki o günü Ramazan'dandır. Şaban 29'dur da bu Ramazan'dandır. Bu ihtimal var. Feyecibu aleyna savmuhu. Vakıtta o gün oruç tutmak vacip olur. وَحْتَمَلَنْ يَكُونَ مِنْ شَعْبَانِ İhtimal ki Şaban'dandır. فَلَا يَكُونَ عَلَيْنَا صَوْمُهُ Onu tutmak bizim üzerimize vacip değil. İki ihtimal da var. Evet. اَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْنَا صَوْمُهُ O vakitte onun orucu bizim üzerimize vacip değildir. حَتَّى نَعْلَمَ يَكِينًا حَتَّى يَكِينًا bilelim ki اَنَّهُ مِنْ شَهْرَ رَمَضَانَ Ramazan ayındandır. فَنَسُومُهُ Oruç tutarız. Şimdi şek günü, yevmi şek, Ramazan. O gün oruç tutmak vacip değil. Niçin? Yakın yok. 30. günü Şaban'dan mı, Ramazan'dan mı? Şaban'dan olsa oruç tutmayacağız. Ramazan'dan olsa oruç tutacağız. Şek oldu. Şek olduğundan muhakkak Ramazan'ın girdiği vuku bulmadı. Bulmadığı gibi öyleyse yakın şekkinin zahil olması. Şaban olması yakın idi. Ramazan girmesi şek oldu. Yakın şeklinin zahir olması, o gün oruç tutulması caiz değil. Sonra bir de Şevval ayı var. Ve kezalike rayına ahire şehri Ramazan. Bir de Ramazan ayının sonunu gördük ki izâ uğmiye aleyna bizim üzerimize yığma olunsa ay görünmese fi yevmit telâtin Ramazan 30. günü. Fehtemelen yekûne min şehri Ramazan. İhtimal ki Ramazan ayındandır. فَيَكُونَ عَلَيْنَا صَوْمُهُ Oruç tutması bize vacip olur. وَاَحْتَمَلَنْ يَكُونَ مِنْ شَوَّالِ İhtimal ki şevvaldandır. فَلَا يَكُونَ عَلَيْنَا صَوْمُهُ Bize orucu vacip değildir. Öyleyse اُمِرْنَا biz emrolunduk بَاَنَّ صُومَهُ O gün oruç tutmakla emrolunduk. Niçin?
Hatta ne aleme yakinin hatta. Oruç tutacağız ne vakıda kadar? Hatta ne aleme yakinin, hatta yakinin bilelim ki ennehu leysa aleyna savmuhu. O gün oruç tutmak bizim üzerimize vacip değildir. Bunu bilek. O da ne? Şevval'dan olduğu sabit olacak ki. Orucu bize vacip değilmiş. Şu vakitte iftar edebilelim. Evet. Aleyna savmuhu. Fekâne öyleyse men dehale, bir adam girerse fi şeyin bir şeye, bi yakînin yakîn ile girerse, lem yahrucu minhu, ondan çıkmaz illa bi yakînin, illa yakîn ile çıkar. Biz Ramazan'a girdik. 29'unu tuttuk. 30. günü de yakinen ona girdik mi, girmedik mi? Girdik, yakinen girdik ama fakat bir şek garip oldu. Şevval'dan olmak ihtimali de var. Fakat biz şek ile mi girdik, 30. güne yakin ile mi girdik? Yakin ile girdik. Şek sonradan arız oldu. Yakın şek ile zahir olmaz. Öyleyse o günü, 30. gün oruç tutmak bize vacip oluyor. Ta ki Şevval ayını görecekler de, ispat edecekler de o vakitte iftar edecekler. Bak, Ramazan'ın evveliyle suni değişti. Yani Şaban'ın 30'u ile Ramazan'ın 30'u bir olmadı. Şaban'ın 30'u biz şek ile girdik. Yakinen girmedik. Onun için şek ile girdiğimizden oruç tutmadık. Ramazan 30'u ise yakinen girdik. Onun için onu Şevval ayı sabit olmadı. Onu da oruç tutmamız lazım. Bu kıyas. Hadis-i şerifte feyğunna aleyküm fe ekmilül iddete bi telatin var ya. Her ikisinde de eğer ay görünmese Şaban 30 sayı yahut Ramazan 30 sayı. O rivayet. Bu da kıyas. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَلِكَ. Bunun üzerine nezer en yekûne kezalik. Böylece ola men dehale fî salâtin bi yakînin. Her kim yakîn ile salata girerse ennehâ, o namaz aleyhi, anın üzerinedir, vaciptir. لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهَا. O namazdan çıkması helal olmaz. اِلَّا بِيَقِينٍ. İlla yakîn ile çıkacak. Madem namaza girdi, 4 rekat kılması ona vacip. 3 mü kıldı, 4 mü kıldı, şek olduğu gibi illa hali bir zenniye olsa onu 3 sayacak. 4'ü tamam edecek ki yakinen çıkmış ola ki. İlla bi yakinin ennehu kad halle lehul hurucu minha. Yakinen bilsin ki ondan huruc olduğu. Ve kad caa, geldi. Ma ol bir şey ki isteşhedna bihi, biz anında istişhad eyledik. Min hükmü liğmai fi Şaban ve şehr-i Ramazan anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şaban ayının yahut da Ramazan ayının 30'unda ay ihma olur, görünmezse bu bunun vakit ca'a tahkik geldi. Ma ol bir şey ki isteşhedina, biz istişhad ettik, şahit olarak getirdik bihi anında. Yani bir takım hadisler getirdik ki onlarla biz istişhad eyledik. Bu getirdiklerimiz rivayetler, hadislerde neden? Min hükmü l-iğmâi fî Şâbâne ve şehr-i Ramazan. Şaban'ın sonuncu günü, Ramazan'ın sonuncu günü ay görünmezse ne olacak? Onun hükmünden getirdik. Şaban'ın 30'unda ay görünmezse oruç tutulmayacak. Çünkü Şaban'dan olduğu yakin, Ramazan'dan olduğu şüpheli. Yakin şüpheyle zahir olmaz. Yakın şekilde zahir olmaz. Onun için ona ne derler? Yevmişek. Yevmişek oruç tutulmaz. Ha, Ramazan'ın 30. günü. Acaba bugün bayram mıdır, değil midir? Şüphelenirsekse Ramazan'dan olduğu muhakkak, Ramazan'dan girdik. Ama Şevval'dan olduğu şüpheli. Öyleyse o günü de oruç tutulacak. Şüpheyle bayram edilmez. Bunları getirmedik mi? Bunları şahit getirdik biz davamıza diyor. Kimden? Bu rivayetleri yaptık. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den. Ne olduğu halde biz bunları getirdik? Bunları, bu rivayetleri yaptık. Mütevatiren. Tevatür derecesinde. Kema zekerine yukarıda zikrettiğimiz gibi. Şimdi bunun Ramazan'la namazın alakası ne? Biz secde-i sehv bahsindeyiz. Bu Ramazan'ı buraya neye getirdi, soktu? Onu zikretti, o kaideleri zikretti ki ona kıyas yapalım. O da neydi? Secde-i sehv'de. Üç mezhep vardı. Üçüncü mezhep neydi? Teharriydi. Bir adam kaç kıldığını bilmezse teherri edecek, galibi zenniyle amel edecek.
yok, galibi zenni yoksa yakın üzerine iptina edecek. İşte onun için getirdi. Yakın üzerine bina edecek. Yakın neydi? Yakın az olanı. Ona da delil getirdi ki bak, Şaban'ın 30. günü yakın olan Şaban'dandır. Ramazan olması mühtemeldir. Ay görünmedikçe oruç tutulmaz. Ramazan'ın sonuncu günü de Ramazan olduğu muhakkaktır. Bayram olması mühtemeldir. Ay görünmediği müddetçe iftar olunmaz. İşte bu kaideleri gördün ya, namaz da böyledir. Senin galibi reyin yoksa 3 mü kıldın, 4 mü kıldın diye şek edersen ise 3 üzerine bina et. 2 mi kıldım, 3 mü kıldım? 2 üzerine bina et. Evet, bunun için getirdi. Ama Resulullah Efendimiz'den rivayet eylemiş olduğu bu Şaban Şevval meseleleri hakkındaki rivayetler tevatür derecesinde geldi. فَمِمَّا رُوِيَنْهُ فِي ذَلِكَ İşte Resulullah Efendimiz'den Şaban ve Ramazan hakkında rivayet edilen hadislerdendir. مَا شُوَلْ بِالْحَدِسِ كِ حَدَّسَنَا Bize rivayet eyledi. Kim? Ali ibn-i Ma'bed. قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا عن عمرو بن دينار أن محمد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس عبد الله بن عباس يشتمش كي يقول بيروتي إني بن لأعجب تعجب درم من الذين شول بالكمسلردن تعجب درم كي يسومون ورش تطارلر قبل رمضان رمضان أبل بنرى تعجب درم Ramazan'ı karşılarlar. Ramazan'dan evvel oruç tutarlar. Bir iki gün evvel. İnnemâ kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki Resulullah Efendimiz buyurdu. İzâ ra'eytümül hilâle fesûm. Siz ayı görürsünüzse oruç tutunuz. Ve izâ ra'eytümûhu ayı görürsünüzse feftirû iftar ediniz. Fe'in gumme aleyküm yok. Me'mum olursa, ay görünmezse فَعُدُّوا سَلَاسِيلِينَ Siz o ayı 30 sayın. Resulullah Efendimiz böyle buyurduğu halde yevmişek oruç tutanlara teaccüb ederim. Niye? Resulullah'ın emriyle hareket etmiyorlar. Resulullah'ın yolundan ayrılıyorlar. Şeklini oruç tutuyorlar. Resulullah Efendimiz kaideyi kesmiş atmış. Sen Şevvali ayı görürsense 30. gün ayı görürsense o günü Ramazan'dır. Şevvali Şaban'ı kaç sayarsın? 29. Oruç tutarsın. Yok, görmedin. Şaban'ı 30 sayarsın, ertesi gün oruç tutarsın. Ramazan da böyle. Eğer Şevval ayını görürseniz Ramazan'ı 29 sayarsın. Yoksa 30 sayarsın. Haddesene Ebu Bekret'e, kâle haddesene İbrahim ibn-i Beşşar, kâle haddesene Süfyan'ı, kâle haddesene Amr'ın, en Muhammed'in, Ali bin Abbas'in, kâle semi'tuhu yekûlu fezekere mislehu. Yani Ebu Bekir de bu hadisi şerifi başka bir senetle rivayet ediyor. Evet. O da aynen diyor ki ayı görürsünüzse oruç tutun. Görmezsinizse 30 sayın. Ramazan'da da Şevval ayını görürsünüzse iftar edin. Yoksa Ramazan 30 sayın. Haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene Ravhun kâle haddesene Hammadun an Amr ibn Dinar an ibn Abbas radıyallahu anhuma anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Yani Abdullah ibn Abbas'tan aynı hadis-i şerif İbn-i Merzuk ve rivayet eyledi. Demek ki Abdullah ibn Abbas'tan Ali ibn-i Ma'bed terikiyle geldi. Bir, Ebu Bekir terikiyle geldi. İki, İbn-i Merzuk terikiyle geldi. Üç, yine İbn-i Merzuk terikiyle bir daha geliyor. İbn-i Merzuk ki ismi de İbrahim. Haddesene İbrahim ibn-i Merzuk. Kale haddesene Abdullah ibn-i Bekir. Ve Ravhun. Kale haddesene Hatim ibn-i Ebi Sagire. An Simak ibn-i Harb. قَالَ دَخَلْتُ عَلَى اِكْرِمَ İkrime üzerine ben dahil oldum. İkrime, Abdullah bin Abbas'ın kölesi. فَقَالَ سَمِعْتُ بِنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا İkrime dedi ki, ben Abdullah bin Abbas'ı işittim. يَقُولُ buyururdu. سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den şöyle işittim, derdi Abdullah bin Abbas. فَزَكَرَ مِثْلَهُ Aynen bu hadisi şerifi zikreyledi. Yerin açık. Buyur. Bahsetmeyeyim burada sıkıştırıyorum sizi. Gel, yeri açık yok. Peki, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Davud. Ha, haddesene İbn-i Merzuk kâle haddesene Vehbun en Şubet en Emr İbn-i Murre. En Ebil Buhtari kâle ra'eyna hilâle.
Ramazan. Biz Ramazan ayını gördük. فَاَرْسَلْنَا رَجُّلًا اِلَى بِنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Biz Abdullah bin Abbas'a bir adam gönderdik. فَسَأَلَهُ Abdullah bin Abbas'a sordu. فَقَالَ Abdullah bin Abbas buyurdular ki قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki اِنَّ اللّٰهَ قَدْ مَدَّهُ لِرُوْيَتِهِ اِنَّ اللّٰهَ Cenab-ı Hak قَدْ مَدَّهُ رَمَزَانِ اُزَتِّ لِرُوْيَتِهِ Ayın görünmesine. Yani onu oraya bağladı. فَاِذَا اُوْمِيَ عَلَيْكُمْ Eğer ay görünmezse ama olursa فَاَكْمِلُ الْعِدَّةَ Bu vakitte sayıyı tamam edin. Yani 30 sayı. Demek ki Ramazan'ı biz ne vakit tutacağız? Cenab-ı Hak Ramazan'ı neye bağladı? Ayın görülmesine. Ayı gördükse Şaban'ı 29 sayacağız. Orucu tutacağız. Yok göremedik Şaban'ı 30 sayacağız. Peki onlar ayı görmüş de sonra yollamışlar. Ayı gördükleri gibi ne demek? Yani madem ayı gördünüz orucu tutun. Resulullah Efendimiz aya bağladı onu. Ayı gördün oruç tutacaksın. Kaç sayacaksın Şaban'ı? 29. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول عبد الله بن عمر'den işittim ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر diyor ki Peygamber Efendimiz'i işittim buyururdu اِذَا رَئِيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا Ayı gördünüz mü siz? Orucu tutun, tutunuz. Peki hilale diyor da kamer demiyor. Niçin? Hilal'la kamerin farkı ne? Kamer 15 gün içerisinde. Ay dolgun olursa kamer derler. Yok, ilk görünene hilal derler. He. Hilali görürsünüzse oruç tutunuz. وَاِذَا رَأَيْتُمُوهُ yine hilali görürsünüzse فَاَفْطِرُوا iftar ediniz. Yani Şevval'ın hilalini. فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ size memum olur da görünmezse bulut dolayısıyla, sis dolayısıyla görülmezse فَقْدِرُوا لَهُ Siz onu takdir edin. Takdir edin ne bu? Bir mutlak bir cümle. Yukarıda geldi ki sayıyı tamam edin, birbirlerini tefsir eder. Yani görünmezse 30 sayı. Geçen ayı 30 sayı. حَدَّسَنَا يُونُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا وَهْبٌ اَنَّ مَالِكَنْ اَخْبَرَهُ عَنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ Yunus da aynen bu hadisi şerifi İmam-ı Malik tarikiyle böylece rivayet eyledi. حَدَّسَنَا يُونُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا بُنُ وَهْبٍ قال وحدثني أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. كان عبد الله بن عمر ذن وحديث شريف يونس başka bir senetle zikredildi. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن حميد أبو قرة قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يعني أين حدث الشريف فقط سنتler başka senetlerin için zikrediyor olur ki öteki taraf o hadisin senedine ricalından birisini itiraz eder öteki senedi de aldığımız gibi ondan onu takviye eder Ne kadar senedi çok olursa hadis o kadar kuvvet kesbeder. Onun için senetlerinde zikrediyor ayrı ayrı. Haddesena ibn-i Ma'bed, kâle haddesena Ravuhu ibn-i Ubâde, kâle haddesena Zekeriyye, kâle haddesena Ebu Zübeyr, radıyallahu anhu, ennehu semi'a Câbira ibn-i Abdillah, yekûlu, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tezekere mislehu. Bu da Câbir ibn-i Abdullah'tan geldi bu rivayet. Yine Resulullah Efendimiz böyle buyurmuş. Yani ayı görürsünüzse oruç tutun. Ayı görürsünüzse iftar edin. Yoksa 30 sayı. غَيْرَ اَنَّهُ قَالْ Yalnız Cabir ibn Abdullah'ın rivayetinde buyurdu ki فَعُدُّوا سَلَاثِينَ فَقْدِرُوا لَهْتَ فَقْدِرُوا لَهْتَ demedim yukarıki hadiste. Böyle değil de burada فَعُدُّوا سَلَاثِينَ 30 sayı. حَدَّسَنَا فَهَدٌ قَالَ حَدَّسَنَا الْحَسَنُ بْنُ رَبِيعَ قَالَ حَدَّسَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حميد الرواسي عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي عدي بن حاتم diyor ki Resulullah Efendimiz bana buyurdular ki اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ Ramazan geldiği vakitte فَصُمْ ثَلَاثِينَ Sen 30 gün oruç tut
Bir ay. Bir ay 30 gün. İlla enteral hilale. İlla hilali görür isen ise kabile zalik 30'dan evvel. Yani 29'u bitirir de hilali görürsen ise vakitte 29 oruç tutarsan. Yok. Göremezsen ise 30'u tamamla. حدثنا محمد بن حميد أبو قرة قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواية حضرة أبو هريرة تركي لجليور أبو هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ذا رواية اليور قال رسول أكرم فمز بيردولار إذا رأيتم الهلال فصوموا. Hilali gördüğünüz vakitte oruç tutunuz. Ve izâ ra'eytumûhu fe'aftirû. Sonunda da Şevval ayını görürsünüz ise iftar ediniz. Fe'in gumme aleyküm. Ay görünmez olursa, me'mum olursa fe'uddû selâfîn. 30 sayı. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme. Kâle haddesena Ali ibn el-Ca'd. Kâle ekberena Şöbe an Muhammed ibn Ziyad. Kâle semi'tu Ebâ Hüreyre radıyallahu anhu yakûl. Hazreti Ebu Hüreyre'yi işittim buyururdu ki Kale Ebu'l Kasım sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Hüreyre buyurmuş ki Ebu'l Kasım olan Peygamber Efendimiz'in künyesi Ebu'l Kasım sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yani Peygamber Efendimiz buyurdu. Fezekere mislehu. Bu hadis-i şerifi böylece zikretti. Yani yukarıda rivayette anin nebiyyi diye geldi. Burada da Ebu'l Kasım diye geldi. Mühaddisin o kadar dikkat eder ki sahabe olan bir zat Peygamber Efendimiz'den Kale Resulullah derse o bütün rivayetlerde Kale Resulullah gelir. Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem derse Resulullah diye tabir etmez. Kale Nebiyyü gelir. Bu rivayette de Kale Ebu'l Kasım demiş. Aynen o rivayeti zikrediyor. Yani kelime hepsi bir zat olduğu halde kelimeyi bile değiştirmiyorlar. Aldığı gibi veriyor. Mühaddisler o kadar dikkat etmiş. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا البحاظي قال حدثنا سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أين بحث الشريف بأمبر في المسلم رواتي لدي. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أسبغ بن الفرج قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن حسان عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال سمعت burada ayın yok. Semete demiş ayın lazım. سمعت رجلا قال يا رسول الله. Bir adam işittim ki o adam Peygamber Efendimize sordu ki ya Resulullah أَرَأَيْتَ الْيَوْمَ الَّذ۪ي يُخْتَلَفُ ف۪يهِ أَرَأَيْتَ görmedin mi ya Resulullah? Yani haber verdi bize. اَلْيَوْمَ الَّذِي شُوَ الْبِرْبُنُ كِي يَخْتَلِفُ ف۪ي Nasun'da ihtilaf ediyor. Yahut da yuhtelefu ف۪ي Onda ihtilaf olunuyor. تَقُولُ فِرْقَةٌ Bir firka diyor ki min Şaban Şaban'dandır. Ve تَقُولُ فِرْقَةٌ Bir firka de der ki min Ramazan Ramazan'da. O da ne vakitte? Şaban'ın 30. günü ihtilaf olur. Yevmişek. Cemaatin bir kısmı der ki bu Şaban'dandır. Bir kısmı der ki bu Ramazan'dandır. Ya Resulallah bu günü bana haber ver. Yani nasıl yapılacak? Sen bunu görmedin mi? Sual tarzı tuhaf Arapların lisanında. Ereyti görmedin mi bugünü? Görmedim ya ne? Gördüm. Netice yani haber ver. Bunun hükmünü bana haber ver. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu. Sümme zekere mislehu bu hadis-i şerifin ismini zikretti. Ne buyurdu? Sum ne dedi? İzâreyüsümü velâle fesûmû. وَإِذَا رَيْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْتِرُوا فِي غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ بُيُّ حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا زهير عن منصور عن ربعي بن خراش خيننه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أمبرة المزبور ذكي La tetekaddemu tekaddüm etmeyiniz. Haze şehre, bu şehre yani Ramazan. Ramazan'dan evvel oruç tutmayınız. Bu aya tekaddüm etmeyiniz. Ne ile tekaddüm edecek? Yani oruç ile. Ramazan'ı karşılar ya bazı adamlar. Ramazan'ı karşılıyorum diye oruç tutar. Yok böyle yapmayınız. Hatta terevul hilal. Ayı görmedikçe, ayı görünceye kadar tekaddüm etmeyin. Oruç tutmayın.
Ramazan ayını görün, ondan sonra oruç tutun. Ev tükmili raddete. Yahut da Şaban'ı 30 sayarsınız. Hilal ne vakitte görünür? Olur ki 29. günü biter, ondan sonra gece ay gördüğü vakitte 30 sayma yok. Ramazan olduğu belli oldu, hilal görüldü. Yok, hilal görülmezse iddeti ikmal edersin. Yani 30'u sayarsın, ondan sonra orucu tutarsın. Şu halde yevmişek oruç tutmak caiz değil. Yevmişekten evvel hiç caiz değil. Ve la tuftiru, Ramazan'ın 30'unda da iftar etmeyiniz. Hatta teravul hilal, ayı görmedikçe. Ev tükmelül iddete, yahut da sayıyı tamam etmedikçe. Ramazan 29 oldu. Gece ayı görürsünüzse yarın Şevval'dır. İftar edin. Göremediniz ise Ramazan'ı 30 sayıyı. Felemma lem ye'muruhum. Vaktaki Resul emretmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunları niye getirdi? Biz secde-i sehvi bahsindeyiz. Bu kaideleri zikrediyor ki secde-i sehvi buna kıyas yapacak. Diyor ki felemma lem ye'muruhum. Vaktaki emretmedi ashabı. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz emretmedi. Bil hurucu minel iftar. İftardan huruc ile. Ellezî öyle iftar ki kaddehalû fîhî. Ona dahil kaddehalû fîhî. Ona dahil oldular. Evet, ondan hurucu emretmedi. İlla bi yakînin illa yakîn ile. Ramazan'a girdik. Oruç tutuyoruz. Peygamber Efendimiz iftar edin dedi mi? Yok. Siz iftar edip de çıkmayın. İlla yakın hasil olsun da bundan sonra. Yakın nasıl hasil olacak? Ayı göreceğiz. 29 Ramazan bitti. Ha yarın acaba Şevval'in Ramazan. Ayı gördük. Yani. Tamam 29'muş. Yakın oldu ki ha Ramazan bitti. O vakitte iftardan iftar edip çıkacağız Ramazan'dan. Yok. Göremedik. Çıkamayız. Ya ne yapacağız? 30 sayacağız Ramazan'ı ki yakinen bilelim ki ha tamam. Demek ki girmiş olduğumuz Ramazan'dan şek ile çıkamadık. Ya neyle çıktık? Yakin ile çıktık. Ennehum kad haracu illa bi yakinin illa yakin ile evet çıkmayı emretti ki ennehum onlar kad haracu minhu. Yakin hasıl oldu ki bunlar Ramazan'dan çıktılar. Ya ayı görmekle yahut da ayı tamamlamakla. Sümme lem yuhuricum ba'de zâlike izâ. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları ihraç etmedi. Bundan sonra eyza mine sevmüllezi ol bir oruçtan ki kaddehalû fîhî. Ona girdiler illa bi yakîn ennehum kad haracu minhu. Yakinen bildirirken biz Ramazan'dan çıktık. Ondan sonra iftar ile emretti. Kâne kezâlik öyleyse böylece olur. Eyza yeci'u finnezar kıyasla böyle gelir ki en yekûne kezâlik böylece ola. Men dehale fî salâtin bir adam namaza girdi. وَهُوَ مُتَيَّكِّنٌ O adam da yakinen biliyor ki اَنَّهَا O namaz aleyhi kendi üzerindedir. لَا يَخْرُجُ مِنْهَا Ondan çıkamaz. اِلَّا بِيَقِينٍ مِنْهُ İlla kendisinden bir yakin ile ki اَنَّهَا O kılacağı, sonradan kılacakları لَيْسَتْ عَلَيْهِ kendi üzerine vacip değil. O vakitte çıkabilir. Şimdi bunu misalda mesela 3 mü kıldı, 4 mü kıldı? Şekli şüphe ederse. Şimdi bunu 4 saysa bir reket şüpheli kalacak. Belki üçtür, bir reket daha bunun üzerine var. Dört sayarsa, belki üç oldu, bir reket noksan olacak. Öyleyse bunun yakini neresinde? Bunu üç sayar, bir daha kılar, şek sahibi olur. Dört kıldığı muhakkak olur. Yalnız beş kıldığı şüpheli oldu. Bu beşinci reket mi oldu, dördüncü reket mi oldu? O zarar vermiyor. Niye? Kendi üzerine dört reket vacibi değil. Dört reketi yakinen eda etti mi etmedi mi? Eğer üç saydıysa eda etti. Bitti tamam. Üç saydı eda etti. İşte yakinen çıkmış oldu. Şüpheyle değil. Beş olduğunu hatırlarsak hocam. Ne? Sonradan hatırladık. Yok galib-i zenni evvela dedik. Evvela teharri dedik. Galib-i zenni ile amel edecek. Galib-i zenni yoksa o vakitte egel üzerine bina edecek ki yakinen o namazı eda etmiş olur. Yani bu birinci mezhebe reddiye oldu. Hani birinci mezhepte dedi ki şek-i şüphe ederse böyle teharri de yok, egel üzerine bina da yok ama hani ki secde yapacak tamam olacak. Yok. Hacı Efendi'nin beş. Namazın beş sonunda. Beş. Ha. Namazı bitirdi aklına geldi ki beş oldu. O kıldı namaz zaten. O eğer zaten aklına gelse
Evvelden aklına gelirdi çünkü namazda teherri etti, o düşündü de şimdi aklına gelmedi, yok. Beş olmaz namazda. Şimdi bu secde-i sehvdeki mezheplerin sonuncusunu okuduk. Hüküm şu, şunu da bitti ki Hanefi mezhebi, evvela şek ve şüphe ettiğimi teherri edecek, galibi zenniyle amel edecek. Yok, galibi zenni yoksa egel üzerine bina edecek. Ondan sonra selam verecek. Teşehhüdü okuyacak, selam verecek. Selamdan sonra secde-i sehvi yapacak. Ondan sonra teşehhüd okuyacak, bir selam daha verecek. Fakat bu teşehhüd, şimdi bugünkü diyor ki secde-i sehvi biz okuduk. Teherri edecek, egel üzerine bina edecek. Fakat secde-i sehvi selamdan evvel mi, sonra mı? Bunun da ayrıca bir münakaşasını gene yapıyor. Bunun da rivayetlerini getiriyor. Gerçi okuduğumuz rivayetlerde bu zımnen geçti. Fakat ayrıca bir bahis daha yapmış bunu.